Herkese merhaba arkadaşlar. Ses ve görüntümde bir problem var mı? Bir dönüt verebilir misiniz? Ona göre hemen derse geçeceğiz. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün divan edebiyatı, nazım biçimlerinden beyitle olanlardan bahsedeceğim. Yani beyitlerden oluşan nazım şekillerinden bahsedeceğim. Çünkü ÖSYM sıklıkla buradan soru soruyor. Ders saatimiz de kısıtlı olduğu için ÖSYM'in daha çok soru sorduğu yeri tercih ettim ben. Şimdi başlayalım. Divan şiiri nazım şekli denilince dış yapıya mı bakıyoruz sizce, yoksa iç yapıya mı, konusuna mı, temasına mı bakıyorduk? Şekil denilince aklımıza dış yapı gelecek. Yani şekli. Tıpkı insanların dış görünüşü gibi. Bunları ayırt etmenin yolu dış görünüşüdür. Yani gazeli, kasideyi, mesneviyi, kıtayı ve müstazatı biz dış yapısından ayırt edeceğiz. Beyitlerle oluşanları da gök makamı şeklinde kodlayabiliyoruz. Gök makamı. Yani G'si nedir? Gazeldir. K'si kaside. M'si mesnevi. Diğer K kıt'a. Ve bu küçük olacak, bu büyük olacak. Ve müstezat. Yani beyitler oluşturanlar sadece bunlar. 5 tane. Gazelden başlayalım. Divan edebiyatının en önemli nazım biçimi, nazım şekli gazeldir. Bundan sonra daha çok kullanılan, zaten en çok kullanılanlar gazeller ve kasidelerdir. Ama daha çok önemli olan onlar için, yani divan edebiyatı döneminde onlar için önemli olan gazeldir. Gazel, Arap edebiyatından gelmiş, aşk, şarap, kadın, doğa konularını işler. Yani daha çok lirik konuları işler. Gazel ve kaside dış yapı olarak birbirine çok benzediği, hatta çok fazla ortak yönleri olduğu için gazel ve kasideyi ayırmak içinse sizin içeriye bakmanız gerekiyor. Gazel ve kaside ise konusuna göre ayıracağız. Konusuna, içeriğine göre ayırabiliriz. Gazeller daha çok lirik konuları işler dedik. Aşk, şarap, kadın, doğa gibi. Kasideler ise kastetmekten gelir zaten. Övgüdür. Gazel liriktir. Kaside ise övgü konularını içerir. Yani ben bir padişahı öveceksem, padişahı, vezirini öveceksem, onların yaptığı işleri, sen çok şöyle büyüksün, sen şöyle iyisin diyeceksem eğer gazeli tercih etmem. Benim tercih etmem gereken şey kasidedir. Çünkü gazeller 5-15 beyitten oluşur. Kasideler ise 33-99 beyitten oluşur. Aynı zamanda 6 bölümden oluştuğu için kasideler daha çok övgü içerikli kullanılmış. Uyak düzeni olarak, yani beyitlerden oluştuğu için, beyit neydi? İki dize demek beyitler. Bunların kafiye örgüsü, ilk beyit kendi arasında kafiyeli, aa, daha sonrakiler, ikinci dizeleri ilk beyitle kafiyeli olacak. Aa, ba, ca, da şeklinde. Kafiye örgümüz bu şekilde. Gazelin ilk beytine matla, son beytine makta denir. ÖSYM buradan soru sordu. Boşluk doldurma verdi. Orada boşluk doldurmalarda eşleşmeyeni sormuştu. İlk beytine matla, son beytine makta diyoruz. En güzel beyti ise Beytül Gazel'dir. Gazelin en güzel beyti Beytül Gazel. Bunu da Beytül Gazel mi olduğunu şu şekilde aklımızda tutabiliriz.
Bir, okuduğumuz gazelde bizim aklımızda en çok kalan, tıpkı şarkıların nakaratları gibi aklımızda en çok kalan, insanların en çok duyguyu kendilerine hissettikleri, en çok beğendikleri beyte Beytül Gazel diyoruz. İç uyaklı gazeller ise Musammat Gazel. Kafiye örgüsünü buluyorduk ya hani. Kafiye ve redifi nerede arıyorduk? Beyit sonlarında yani dize sonlarında ararken iç kafiye varsa eğer yani dizelerin ortasında mesela sel sel devamı var ve öncesi var. Bir iç uyak görürsek buna musammat gazel diyoruz. Musammat zaten neydi? İç uyak demekti. Tüm beyitleri aynı güzellikte olan gazellere yek avaz. Tüm beyitler aynı konuyu işliyorsa, yani konu bütünlüğü varsa yek ahenk. Ahenk ne zaten? Uyum demektir. Yani benim matlağ beytinde anlattığım daha sonraki devam eden beyitlerde de hepsinde ben aynı konuyu işliyorsam, konu bütünlüğü, konu birliği varsa yek ahenk diyorum. Fakat beyitlerimin hepsi çok güzel ise, hepsi aynı güzelliğe sahip ise yek avaz. Gözdeciğim, gazel ve kasideyi ayırt etme yolundan bahsettim önce. Bir okuduğunuz parçanın gazel mi kaside mi olduğunu ayırt etmeniz için sizin dış yapıya değil, bu defa konusuna içeriğine bakmanız gerekir. Çünkü gazelde de sizin kafiye örgünüz AA, BA, CA, DA şeklindedir. Kaside de aynı şekildedir. Kasideler daha çok padişaha, vezirine, padişahın yaptığı işleri övmek için zaten kasitten gelir. Övmek için biz birini övmek istiyorsak kasideyi tercih ederiz. Fakat biz aşktan, sevgiden, şaraptan, meyden, kadından bahsetmek istiyorsak gazeli seçeriz. Yani gazeller lirik konular işler. Daha sonra gazelin ilk beyti matladır. Son beyti ise makta, nokta gibi. Noktadan aklınıza gelebilir. Makta nedir? Nokta. Yani artık ben gazeli bitiriyorum demek ister. En güzel beyti Beytül Gazel'dir. Yani okuduğunuz gazelde sizin aklınızda en çok kalan, tıpkı şarkıların nakaratları gibi en kolay ezberlenebilen, en çok akılda kalan beyti ise Beytül Gazel'dir. Sizin gazelinizde rica ederim. İç kafiye yani iç uyak varsa iç uyakta dize sonlarında değil dizelerin ortasında olur. Buna da musammat gazel diyorum. Bütün beyitlerimde normalde gazellerde, kasidelerde konu bütünlüğü olmak zorunda değil. Bütün beyitlerde ben farklı konuyu işleyebilirim. Mesela benim gazelim aşk konulu olsun. Birinde ilk dizemde ben ilk beyitimde aşkın güzelliğinden bahsederken diğer beyitlerimde aşkın acısından, aşk acısından, sevdadan, hasretten bahsedebilirim. Fakat gazelimin bütün beyitlerinde aynı konuyu işliyorsa, hepsinde aşk acısı, aşk acısı, aşk acısı şeklinde konu bütünlüğü varsa yek ahenktir. Yani ahenk uyum içindedir. Fakat benim beytimin hepsi Beytül Gazel gibi çok güzel ise, hepsi aynı derecede, mesela hepsi 5 üstünden 5 ise buna da yek avaz diyorum. Makta beytinde yani şiirin son beytinde şairin ismi geçer. Şairin ismine de ben ne diyorum? Mahlas. Yani şairin isminin geçtiği beyit Mahlas beyti ya da bu genelde maktada olur. Yani nokta dediğimiz bitiş beytinde olur.
bundan az önce bahsetmiştim. Benim gazelimin bütün beyitleri aynı konuyu işlemek zorunda değil. Hepsinde ben farklı konular işleyebilirim. Gazel söylemeye tegazül denilir. Bir de bizim nazire vardı. Nazire ve nazire geleneğimiz. Nazireler bir şairin şiirini, mesela ben Baki'nin bir gazelini aldım. Baki ile aynı konuda, aynı uyakta, aynı kafiyede farklı bir şiir yazdım. Buna da ben nazire diyorum. Yani X şairinin şiiriyle aynı konuda, aynı uyakta, aynı kafiye ölçüsüyle, aynı aruz ölçüsüyle yeni bir şiir oluşturmam naziredir. Bu yaptığım eylem ise tanzirdir. Tanzir etmek. Tanzir etme. Hayır Deniz, ben onu aklınızda kalsın diye örnek verdim. Puanlama yok. Hepsi aynı güzel. Zaten bunlar biraz uzmanlık işi. Yani senin gazellere çok iyi hakim olman lazım. Birkaç gazel bilmen lazım. Zaten size ÖSYM hangisi beytül gazeldir, hangisi yek avazdır diye sormaz. Bunları genellikle boşluk doldurma olarak sormuş. Yani konu bütünlüğüne sahip ise nokta noktadır. İlk beyti nokta noktadır, son beyti nokta noktadır şeklinde. Boşluk doldurma şeklinde sormuş ÖSYM. Yine aynı şekilde sorabilir. Ya da bu şekilde uygulama sorabilir. Zaten bu şekilde de sordu. Bir şiir verip size gazelin bölümleri şeklinde sorabilir. Gazelin ilk beytine ne diyordum? Matla. Matla beytini de ben a olmasından anlıyorum. Yani ikisi de gün gün şeklinde bitti ya. A'dır. Yani a ise matla. Son beytine ne diyorum? Makta. Şairler genellikle mahlaslarını, yani takma isimlerini maktada kullanır. Matla beytinden hemen sonra gelen hüsn-i matladır. Yani güzel matla. Hüsn güzellik demektir. Matladan sonra gelen hüsn-i matladır. Güzel matla. Maktadan, yani son beytimizden bir önceki de hüsn-i makta. Yani güzel maktadır. Gazelle kasideyi ayırt etmeniz için de sizin biraz kelime bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Yani biraz şiiri yorumlayabilmeniz gerekiyor. Daha sonra devam edelim şimdi. Beş beyitten, hani gazeller 5-15 beyit arasındaydı ya. Eğer 5 beyitten küçükse, yani 1, 2, 3, 4 ise buna na tamam ya da bi noksan gazel denilir. Na tamam, bi noksan. Zaten na ve bi yokluk ekiydi. Eğer 15 beyitten fazla ise de buna mutavvel gazel diyorum. Mutavvel. Mahlas beytinden sonra birkaç beyitte duaya yer verirse müzeyyel gazel. Bunu da ayırt etmenin yolu. Mahlaslar nerede bulunuyordu? Eğer burada birinin mahlası varsa Baki ya da Nedim yazmış olsun. Nerede kullanırdı? Makta beytinde, öyle değil mi? Makta'dan sonra, yani şairin mahlasından sonra bu devam ediyorsa müzeyyeldir. Anlaşılıyor mu? Daha sonra ben gazelleri konularına göre sınıflandırabiliyorum. Eğer aşk varsa, aşk acısı, aşk gibi konuları işliyorsa zaten
Aşıkane gazeldir. Aşıkane gazel. Aşıkane gazelin Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisi de kim biliyor muyuz? Fuzuli'dir. Aşıkane gazelin en büyük temsilcisi Fuzuli'dir. Eğer gazelim içkiden, şaraptan, meyiden, meyhaneden bahsediyorsa Rindane gazeldir. Rindane gazelin en büyük temsilcisi ise Baki'dir. Hayır. Nedim kadın konusundan bahseder. Kadın güzelliklerinden bahsediyorsa bu Şuhane gazeldir. Zaten Şuhane gazelin diğer ismi de Nedimane gazeldir. Nedimane. Yani en büyük temsilcisi kimdir? Nedim'dir. Eğer gazelim didaktik yani öğüt verici içeriklerden bahsediyorsa Hikemi gazeldir. Hikemi gazelin ÖSYM bunu iki kere sordu. Evet Irmak kim? Nabi'dir. ÖSYM Nabi'yi çok sever. Yani Nabi'ye ağırlık verin. Nabi'nin eserlerine, Nabi'nin gazel görüşüne, Nabi'nin hayat görüşüne önem verin. Gazelleri makamla okuyan yani aruz ölçüsüne göre güzel okuyan kişilere de gazelhan denilir. Kaside, gazelle ilgili bir problem var mı şimdi? Yok sanırım. Kasideler de kasitten gelir. Yani amacım nedir? Övgüdür. Zaten o dönemde yani eski edebiyat döneminde kasideler aynı zamanda maddi kazanç içinde yazılmış. Ben maddi kazanç elde etmek istiyorsam, ben bir padişahı övmek istiyorsam onu 5 beyitle, 15 beyitle geçiştiremem. O yüzden neyi kullanmam gerekir benim? Hem ben padişahı öveceğim hem de kendimi öveceğim. Bunu ben 5 beyte sığdıramam ki. O yüzden benim tercih etmem gereken şey kasidedir. Kasidelerde 33 ve 99 beyit arasında yazılır. Uyak örgümüz A A B A C A yani gazelle aynıdır. Gazel ile aynı. O yüzden bunu uyak düzeninden ayıramayız. İlk beyitine yine matla, son beyitine makta diyorum. En güzel beyti gazelde Beytül Gazel'de, kaside de Beytül Kasit diyorum. Şairin adının geçtiği bölüm ise kasidede taç beyit, şah beyittir. Gazelden farkı bu. Gazeller kısa olduğu için genellikle maktada mahlaslar geçer. Kasideler uzun olduğu için şairin isminin geçtiği beyte ben taç beyit ya da şah beyit diyorum. Eğer kasidemde yine bir iç uyak varsa da musammat kaside. Musammat nedir zaten? İç uyaktır. İç uyak. Gazelde ise musammat gazel, kaside de ise musammat kaside derim. Daha sonra kasidelerde 6 bölümden oluşur. Zaten 33 ve 99 beyit arasında. Benim bunu bölümlere ayırmam lazım. O yüzden ilk bölümüm nedir? ÖSYM yine buradan soru sordu. Kasidenin ilk bölümü nesip teşbip bölümüdür. Nesip mi teşbip mi olduğunda ben orada işlenen konuya göre isimlendiriyorum. Eğer aşıkane konular varsa nesip aşk haricinde aşk, sevgi, özlem, hasret konularında hariç bir konuyu işliyorsa yani doğa olur, farklı bir konu olur. Bunlara da ben teşbip diyorum. Geçen yıllarda vermişti. Bir tane bölüm verdi. Orada doğa tasvirinden bahsediyordu. Doğa tasviri vardı. Size nesip mi teşbip mi olduğunu sormuştu ÖSYM. Bunu da içeriğinden, konusundan ayırt ediyoruz.
aşk varsa, aşıkhane konular varsa nesip, aşk harici konular varsa teşbip diyorum. Nesip teşbipten sonra gelen bölüm ise girizgahtır. Yani ben artık asıl konuya geçiyorum. Benim asıl amacım neydi? Methetmekti. Artık övgü bölümüne geçtiği birkaç beyitlik bölümdür. Girizgah bölümü. Metiye bölümü. Zaten kasidemin amacı benim birini övmem. Övgü amaçlıydı. O yüzden kasidenin asıl konusunun işlendiği bölüm metiyedir. O yüzden en sanatlı, dilin en ağır olduğu ve en uzun bölüm metiye bölümüdür. Tegazül. Tegazül size bir şeyi çağrıştırıyor mu? Tegazül. Bunun kökünü ayırırsam ben. Tegazül. Nedir? G, Z, L. Evet Gamze. Yani nedir? Gazeldir. Metiye bölümünden sonra şair, ben insanları artık çok fazla sıkmayayım. Aynı zamanda ben çok büyük bir sanatçıyım. Sanatçılığımı da kasideyle sınırlandırmak istemiyorum. Ben burada bir gazel patlatayım dediği bölümdür. Tegazül bölümü. Kendi ustalığını göstermek için aynı zamanda şiir hep övgü övgü olmasın dediği bölüm tegazüldür. Yani kaside içinde bir gazel kullanmaktır. Fahriye. Ben asıl konumu anlattım. Öveceğim kişiye övgülerimi sıraladım. Şimdi sıra geldi bana. Fahriye bölümünde de şairimiz kendini över. Yani sanatçılığını, şiir yeteneğini över bu bölümde. Kaside formunu değiştirerek Fahriye bölümünden başlayan sanatçımız kimdi hatırlıyor muyuz? Böyle bir sanatçımız vardı. Fahriye bölümüne daha çok ağırlık veriyordu. Girizgah, nesip, teşbip bölümleri tercih etmeyip Fahriye'ye çok önem veren biri vardı. Yok mu benim öğrencilerim? Hayır. Fahriyeli kendini övgüsüyle bilinen Türk edebiyatının nefidir Gözde. Nefi Fahriye bölümünü uzatmıştır, diğer bölümleri kısaltmıştır. Fahriye bölümünden sonra ise Doğa bölümü gelir. Doğa bölümünde kasideyi sunduğu kişiye dualarını iletir. Daha sonra kendine ve İslam alemine dualarını ilettikten sonra kasidesini bitirir. Beyitlerle yazılan diğer bir nazım şeklimiz de mesnevidir. Mesnevi diğerlerinden ayırmak çok kolaydır. Gazel ve kaside nasıldı? AA, BA, CA şeklinde gidiyor değil mi? Mesnevi ise hep kendi arasında uyaklıdır. Yani AA, BB, CC şeklinde gider. Yani gazel ve kasideyi siz konusundan ayırt ederken mesnevi dış yapısından, uyak düzeninden ayırabilirsiniz. Mesneviler o dönemde yani Tanzimat öncesi dönemde hikaye ve romanı karşılığıdır. Hikaye ve romanın yerini tutar. Yani bu şekilde bir soru gelebilir karşınıza. Paragrafta diyebilir. Tanzimat döneminden önce roman ve hikayenin görüldüğü ilk Tanzimat dönemidir. Tanzimat döneminden önce hikaye ve romanın yerini tutan nazım biçimi, nazım şekli hangisidir şeklinde soru gelebilir. Bu dönemde bunun yerini tutan da Mesnevi'dir. O yüzden Mesnevi beyit sınırı yoktur. Yani çok uzun şekilde ya Mevlana'nın Mesnevisi çok uzundur mesela. Beyit sınırı yoktur. Aruz'un genellikle kısa kalıplarla yazılır. Yani bir gazel.
dizesi bu kadar uzunsa Mesnevi şu şekilde kısa kalıplarla yazar. Uyak düzenimiz kendi içinde uyaklı. AA, BB, CC, DD şeklinde. Eğer bir şairin 5 mesnevisi varsa da 5 mesneviyi bir araya getirmesine de biz hamse diyoruz. Türk edebiyatında ilk hamse sahibi de Alişir Nevai'dir. Mesnevi nazım biçimiyle yazılan ve aruz kalıbının kullanıldığı ilk eser ise Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig. Fuzuli, Nevizade Atayi, Taşcılı Yahya, Nergisi, Genceli Nizami önemli hamse sahipleridir. Bunlarla sınırlı değil tabii ki. Bunlar en önemlileri. İlk aşk mesnevisi ÖSYM yine buradan soru sormaya başladı. İlk aşk mesnevisi kimindir? Şeyhat Hamza'nın Yusuf'u Züleyha'sı. İlk ve en uzun Leyla ve Mecnun kimindir? Edirneli Şahidi. Bizim divan edebiyatında bir tane Leyla ve Mecnun yok. Bir tane Yusuf'u Züleyha yoktur. Zaten divan edebiyatında aynı konu farklı kişiler tarafından yazılır. İlk telifli mesnevi Aşık Paşa'nın Garipnamesi. Anadolu'da ilk Türkçe mesnevi ise Ahmet Fakih'in Kitab-ı Evsaf-ı Mesacidüs Şerifesi. Genceli Nizami, İran Edebiyatı'nın önemli bir mesnevi yazarıdır. Mesnevi içeriklerinden ÖSYM soru sormuştu. Yani hangi mesnevinin içeriği nedir? Hangi kategoride bulunur? Bunları bilmeniz sizin için faydalı. Aşk mesnevisi. İlk aşk mesnevisi kimin dedik? Şeyhat Hamza'nın Yusuf'u Züleyha'sı. Aynı zamanda Leyla ve Mecnun bir aşk mesnevisidir. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i dini mesnevidir. Yani Mevlid, mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı, beşeri aşk üzerinden ilahi aşka yönelmeyi işlediği için dini mesnevidir. Nabi'nin Hayrisi ve Hayrabatı, ahlaki yani öğüt, didaktik içeriklidir. Şeyh'inin Harnamesi ise mizahi hiciv kategorisindedir. Mesnevi'nin bölümleri. Mesnevi'nin bölümleri çok önemli arkadaşlar. Buradan yine bir soru gelmesini bekliyoruz. Mesnevi'nin ilk bölümü giriş bölümüdür. Giriş bölümünde Besmele, Tevhid, Münacat, Naat, Dört Halife'ye övgü, yöneticilere övgü, eseri kime yazıyorsa ona övgü vardır ve sebebi telif yani yazılma nedeni. Mesnevi neden yazdığını giriş bölümünde söyler. Fakat Mesnevi'nin eserinin adı yani Mesnevisi'nin adı ve yazılış tarihi sebebi telif giriş bölümünde değil bitiş bölümündedir. Yani karıştırabileceğiniz nokta burası. Eserin adı, yazılış tarihi, Mesnevi'nin hangi vezinle, hangi aruz kalıbıyla yazıldığı bitiş bölümündedir. Asıl bölüm ise Agazı Dastan başlığı altında verilir. Dini Mesnevi mi, ahlaki mi, savaş mı olduğunda ben asıl bölümden anlarım. Mesnevi yazmayan divan şairleri. ÖSYM yine buradan soru sordu. Nedim'in, Baki'nin, Kadı Burhanettin'in, Ahmet Paşa'nın, Hayali Bey'in, Bağdatlı Ruhi'nin, Haşmet'in, Fittan Hanım'ın ve Levni'nin mesnevisi yoktur.
Bunlar hiç Mesnevi yazmamışlar. Daha sonra en önemlilerini hallettik. Ne kaldı? Kıta ve müstezat. Kıtayı da diğerlerinden ayırmanın yolu, kıtada matla, yani matla beyti neydi? Kendi arasında uyaklıydı. Matla ve mahlas bulunmaz. Kıta anlam olarak parça, kısım demektir. Arap şiirinde anlam bütünlüğü taşıyan aynı ölçülü kafiyedeki beyitler toplu. Buralar çok önemli değil. Yani bir parçanın kıta olduğunu anlamak için matla beyit var mı ve mahlas var mı ona bakacağız. Eğer matla ve mahlası yoksa bu bir kıtadır. Bir de müstezat kaldı arkadaşlar. Beyitlerle oluşturulanlar hangileriydi? Gazel, kaside, mesnevi, kıta ve müstezat. Bunun 5 tanesi beyitlerle oluşturulur. ÖSYM'de daha çok beyitlerle oluşturanları soruyor size. Müstezatı diğerlerinden ayırmak çok çok daha kolaydır. Örneğinden bakalım. Eğer bu şekilde biri uzun, biri kısa beyitler varsa müstezat nazım şekliyle yazılmış diyeceğim. Bu kısa dizeleri de ben ziyade diyorum. Yani uzunlu kısalı, uzunlu kısalı şeklinde görürseniz o müstezattır. Kafiye düzenimizde AA, BB, tekrar AA, CC ve AC, AA şeklinde gider. Anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Tekrar edebilirim. Beyitlerle oluşturanları bitirdik. Anlaşılmayan bir nokta yoksa ben kısaca bir toparlayayım, dersimizi bitirelim. Beyitlerle oluşturulanlar hangileriydi? Gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezat. Gazel ve kaside aynı uyak düzenine sahip olduğu için AA, BA, CA şeklinde gittiği için gazel ve kasideyi içerikten ayıracağız. Mesnevi ise diğerlerinden ayırmak kolaydır. Hem gazel ve kasideye göre daha kısa aruz kalıpları seçilir, hem de hep kendi arasında uyaklıdır. Yani AA, BB, CC, DD şeklindedir. Aynı zamanda Tanzimat öncesinde hikaye ve romanın yerini tutan hangisiydi? Mesneviydi değil mi? Kıta. Kıtayı diğerlerinden zaten hepsini bilmenize gerek yok. Ayırıcı noktalarını bilmeniz size soruyu çözdürür. Kıtayı nasıl ayırıyoruz? Matla var mı? Ya da mahlas var mı ona bakacağız. Eğer matla yoksa, yani AA şeklinde değilse, kendi içinde uyaklı değilse ve mahlas, yani şairin kendi takma ismi bulunmuyorsa kıtadır. Dizelerim uzunlu kısalı, uzunlu kısalı şeklinde gidiyorsa da bu müstezattır. Bir de arkadaşlar sistem yöneticisinin şu an paylaştığı linke tıklarsanız da Teküzem'in size hediyesi olan bir seanslık Teküzem'in eğitim koçuyla bir seanslık ücretsiz görüşme kazanabilirsiniz. Anlaşılmayan bir nokta yoksa dersimizi bitirelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sınavda hepsini yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. İyi akşamlar hepinize.